Midya'nın son kralı Croesus'un, yani Karun'un zenginliği tarih boyunca bir efsane gibi anlatılmış. Lidya, doğudan gelen Pers saldırılarıyla yıkıldıktan sonra, ülkenin soyluları için inşa edilmiş tümülüsler, tarihin her döneminde mezar soyguncularının hedefi olmuş. Bugün Uşak Müzesi'nde sergilenen ve toplam 450 parça eser ve objeden oluşan Karun hazinesi, göz kamaştıran estetiği ve sıra dışı işçiliğiyle 2600 yaşında muhteşem bir arkeolojik koleksiyon. Bu koleksiyon, antik çağda adı Bagis olan Uşak'ın Düre ilçesi yakınlarındaki bazı tümülüslerden kaçak kazılar sonucu gün ışığına çıktı. Uşak Müzesi'nin farklı tümülüslerden çıkarılan bu en değerli parçaları, Lidya'nın son kralına ait olduğu için değil, sadece aynı dönemde üretildikleri için Karun hazinesi olarak adlandırılıyor. Lidya, antik çağların en zengin devletiydi. Bu uygarlığın M.Ö. 6. yüzyılda ulaştığı noktayı son Lidya kralı Karun'un hazineleri sayesinde anlamak mümkün. Uşak Müzesi zenginliğin yarattığı bu uygarlığı gözler önüne sererken, diğer yandan onun en değerli nadide eserlerinden biri olan bir broşun da öyküsüne mekan oluyor. Bu öykünün adı Kanatlı Deniz Atı Nasıl Uçuverdi? Gördüğümüz yer Aktepe. Karşıda bak, beyaz yer var. Geçtiğimiz bölümde Karun hazinesinin 1965 ve 66 yıllarında Güre'deki köylüler tarafından yasa dışı yollarla gün ışığına çıkarılış öyküsünü anlattık. Durmuş amca. Evet. Sağa mı giriyoruz, sola mı giriyoruz? Sağa giriyoruz, dolu yere. Sen hangisini kazdın? Yani şu soldaki boşu kazdım. Talihsiz olan sensin. Talihsiz olan benim. Ama eğer çıkmış olsaydı ne yapacaktın? Biz de talihli olacaktık canım. Ama onlara talih getirmedi. Bize onlara getirmedi ya, kendi aralarında getirmedi talihsiz. Sen kazmış oraya, doğru yeri kazmış olsaydın? Doğru yeri kazmış olacaktık. Biz birbirimize intimat edecektik. Güzelce malı eridip buluşacaktık. Bunlar birbirine intimat edemedi. Tarihi eser kaçakçılarına satılan ve yurt dışına kaçırılan Karun hazinesine şimdi daha yakından bakacağız. Bu bölümde hem hazinenin en değerli parçalarını hem de Türkiye'nin son dönemde en fazla tartışılan müzesini görmek üzere Uşak'ın merkezindeki o küçük binaya gidiyoruz. Yani Uşak Müzesi'ne. Uşak Müzesi'nin kapısında bizi müze müdürlüğünü vekaleten yürüten arkeolog Sabiha Pazarcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şerif Arıtürk karşılıyor. 1970 yılında inşa edilen Uşak Müzesi, Karun Hazinesi'nin yurt dışına kaçırılan 363 parçalık bölümü 1996 yılında burada sergilenmeye başladıktan sonra Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri haline geldi. Ancak tanıtım eksikliği nedeniyle çok az sayıda turistin ziyaret ettiği bu müze, geçtiğimiz Mayıs ayında hazinenin en değerli parçalarından birinin sahtesiyle değiştirildiği ve 545 gümüş sikkenin kaybolduğu haberleri çıkınca kamuoyunun dikkatini çekebildi. İşte bu şaşırtıcı gelişmelere sahne olan Uşak Müzesi'ni bize müdür vekili arkeolog Sabiha Pazarcı gezdiriyor. Büyük bir müze değil. Değil, evet, büyük bir müze değil. Aslında ilimiz Lidya bölgesi içinde, antik dönemde Lidya olarak adlandırılan Sart, Salihli sınırları içinde, başkent Sart olan Lidya uygarlığının toprakları içinde Uşak. Çok zengin, ancak müzemiz küçük bir müze. Yaklaşık 37 bin eserimiz var, fakat 1500
adedini sergileyebiliyoruz yer darlığından dolayı. Her dönemi temsil eden birkaç eser koymaya çalıştık. Bu bölümde genelde taş eserlerimiz var, mermerden yapılmış eserlerimiz. Ağırlıklı olarak Roma dönemi. Evet, buradakiler Roma dönemi. Sunaklar üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, tapınakların önünde bulunan taş masalar diyebileceğimiz. Üzerinde boğa başlarının taşıdığı girlantlar var. Bu motif biz lahitlerde de görüyoruz. İlginç olan bir şey var. Bu motifi bugünkü cenaze arabalarında da görebilirsiniz eğer dikkat ettiyseniz. Uşak Müzesi'nde sergilenen arkeolojik eser ve objeler elbette çoğunlukla Uşak ve çevresindeki antik kent, tümülüs, höyük ve diğer arkeolojik alanlardan elde edilmiş. Tabii her müzede olduğu gibi sadece devletin öncülüğü ve denetiminde değil, başka yollarla da ulaşmış bu eserler Uşak Müzesi'ne. Ahmet Bey, bazı eserlerimiz, genelde birçok eserimiz bize vatandaşlar tarafından getirilen eserlerdir. Yani bilimsel kazı yapılmadan getirilen eserlerdir. Vatandaşlarımız da ne yazık ki bunları nereden bulduklarını, ne şekilde bulduklarını değişik kaygılarla söylemekten kaçınırlar hep. Yani böyle müzedeki eserlerin birçoğunun geliş yerleri hakkında kesin bilgiler yoktur ne yazık ki. Uşak Müzesi'nin en heyecan verici bölümlerinden birini antik sikkelerin bulunduğu bölüm oluşturuyor. Çünkü Uşak tarihte parayı ilk kullanmış olan Lidya Devleti'nin sınırları içinde yer alıyor. Bu nedenle Uşak Müzesi'nde yeryüzünün en eski paraları olan elektron sikkeler başta olmak üzere değişik uygarlıklara ait farklı metallerden üretilmiş çok değerli paralar bulunuyor. Şimdi sikke bölümüne geldik. Evet, evet. Müzemiz Lidya bölgesi içinde olması ve Lidya'da da ilk paranın basılması açısından çok zengin bir koleksiyona sahip. Burada çok sayıda sikke var. Evet. Yani geriye doğru Osmanlı, Selçuklu, Venedik, Bizans, Helenistik, Geç Helenistik, arkaik sikkelerimiz. Ve elektron sikke diye en son çok gerilerde bir sikke. Evet, ilk sikke örneklerinden. Elektron doğada sap olarak bulunur. Altın ve gümüş karışımı bir madendir. Değerli bir madendir. Daha sonra M.Ö. 5. yüzyıla kadar kullanılmıştır altın ve gümüşün yanında. Bronz daha sonra 5. yüzyıldan itibaren sikkelerde görüyoruz. O nedenle elektron sikkeler çok değerli sikkelerdir. Uşak il sınırları içinde kuruluş ve terk ediliş dönemleri itibariyle antik çağların bazı önemli kentleri de yer alıyor. Sebaste, Akmonya ve Balandus gibi. Bunlar arasında müze ziyaretimizden önce gittiğimiz Balandus, taşlarının rengi ve etrafını çevreleyen muhteşem Ulubey Kanyonu nedeniyle bizi büyülüyor. Kenti çevreleyen ve 75 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, Blandus'u tarih boyunca dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumuş. Önce Bergama Krallığı'nın, milattan sonra 1. yüzyılda da Roma İmparatorluğu'nun doğudaki sınır kentlerinden biri olan ve içinde dev bir lejyonu barındıran bu kente her dönem kendi sikkelerini basma yetkisi verilmiş. Mermeri andıran sarı taşları nedeniyle Latince Blandus, yani sarılar kenti olarak adlandırılan bu antik yerleşim merkezi, Uşak Müzesi'nin de en önemli kaynaklarından biri. Uşak'ın 30 kilometre güneyine yaptığımız bu kısa geziden sonra yeniden müzeye giriyor, Uşak Müzesi'ni yeryüzündeki pek çok müzeden ayıran en önemli bölüme geliyoruz. Burası müzeyi son aylarda kamuoyunun gündemine taşıyan Karun Hazinesi bölümü. Evet, birbirinden ilginç ve hoş eserler ama Uşak Müzesi'ni daha farklı kılan sanıyorum Karun Hazinesi 1993'te yeniden geri geldi. Evet, müzemizin en değerli eserlerinin sergilendiği bölüm bu bölümde. Karun Hazineleri ilimizin Güre beldesinde, antik adı Bagis olan Güre beldesindeki tümülüslerden çıkarılmış. 1960, 66 ve 68 yıllarındaki kaçak kazılarla.
1970 yılının Temmuz ayında İngiltere'den Sunday Times gazetesinin muhabiri Peter Hopkirk, arkeoloji tutkusuyla tanınan gazeteci Özgen Acar'ı aradı. Duyduğuna göre New York Metropolitan Müzesi, Lidya Kralı Croizos'un hazinesini satın almıştı ve deposunda saklamaktaydı. Eğer bu kadar saygıdeğer bir müze böyle bir kaçakçılığa alet olduysa, bunu araştırmaya değerdi. Ve Özgen Acar, çalınan parçaların özelliklerini tümülüsleri soyan kişilerden öğrendi. Ancak 16 yıl boyunca bu bilgileri saklı tuttu. Eğer açığa çıkarsaydı, Metropolitan Müzesi bunları sergilemekten kaçınabilirdi. Karun kimdir? Önce oradan başlayalım. Peki. Karun, Lidya Kralı Croesus'un bizdeki söylenişidir. Yani halk arasında. Halk arasında da tabii işte Karun kadar zengin özdeyişi vardır. Karun da yani Lidya Kralı Croesus da çok zengin. O nedenle Karun aynı döneme ait olduğu için bunlara da Karun hazineleri adı veriliyor. Ama Karun'un kendi hazineleri değil. New York'taki Metropolitan Müzesi 1984 yılında Türkiye'den kaçırılan 363 arkeolojik parçanın 55'ini Doğu Yunan eseri adı altında sergileme kararı aldı ve bir katalog bastı. Bunun üzerine gazeteci Özgen Acar, New York'a giderek kendisine tarif edilen parçalar hakkında bildikleriyle sergidekileri karşılaştırdı. 2 senelik bir araştırmanın ardından eserlerin aynı olduğuna karar verdi ve bunu Türk basını yoluyla dünyaya duyurdu. Bu haber üzerine de Türk hükümeti harekete geçerek Metropolitan Müzesi'ne dava açtı. Mesela bunlar şu anda çok parlak, evet, pırıl pırıl objeler. Evet. Tabak ahları gibi ya da süzgeç gümüş, evet, adı verilen tarzda objeler. Sanki daha dün imar edilmiş gibiler. Neden böyle? Maalesef dediğiniz gibi yanıltıcı bir durum var burada. Neden? Hepsi çok yeni. Amerika'dan geldiği şeklinde bunlar bu şekilde gelmiş. Amerikalılar sanıyorum kimyasal bir yöntem uygulamışlar bunları temizlemekte. Aşırı derecede bir parlaklık var. Kalaylamışlar sanki. Sanki kalaylamışlar. Gibi görünüyor. Evet, maalesef çok yanıltıcı bir özellik bu. O tarihe ilişkin izleri göremiyorsunuz. Sunum itibariyle de herhalde kaideleriniz pek olmadığı için şeylerin üzerine kalmış. Ama yine de ihtişamını görebiliyoruz. Tabii ki. Şimdi bakın eserlerimizin hepsi son derece ince işçilikle yapılmış. Bunun 2500 yıl önceki teknolojiyle yapıldığını düşünürsek gerçekten bunların mucize eserler olduğunu anlarız. Örneğin şu süzgeçteki deliklerin İnanılmaz. Ne kadar, evet, İnanılmaz. Çok simetrik, o kadar düzgün bir şekilde yapılması. Örneğin şu küçücük bir kepçenin sap kısmının bir hayvan başı şeklinde sonlanması. Hepsi görüyorsunuz şu kaşığın ördek başı şeklinde yapılması. Hepsi gerçekten son derece işçilikli ve özenli bir şekilde yapılmış. Yani Karun hazinelerini dünyada diğer arkeolojik eserlerden ayrı bir yere getiren şey bu. İncelik. Tabii ki, tabii. Ve birçok eserimiz de nadir eserler. Bu sanat gücü. Evet. 2500 yıl önce. Yıl önce. Evet. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Evet. Peki Karun kimdi anlattık biraz. Biraz evet. Lidya'yı anlatalım. Lidya çok büyük bir, aslında büyük bir ülke. Manisa, Sark başkentleri, Uşak'ın bir bölgesi Lidya'ya giriyor. Bir bölgesi Frikya dediğimiz Kütahya'ya yakın olan kısımlar da Frikya bölgesi içinde. Evet, yani bunlar komşu bölgeler. Ülkeler. Frikya, Lidya, İonya, mesela İzmir, İonya içinde yer alıyor. Uşak'tan mesela Lidya'dan Frikya'ya giriyorum. Evet. Oradan aşağıya İonya'ya iniyorum. Tabii şimdi nasıl Doğu Anadolu, Marmara bölgesi diyoruz o dönemde ama de aynı şekilde. Her bölgenin de kendi bir yöneticisi, bir devleti, bir hukuku var. Tabii ki, evet. Tabii. Lidya Kralı Persler tarafından işgal edildiğinde Lidya Kralı olarak adlandırdığımız hani Karun'un, evet, hazineleri de aslında şu gün müzemizde sergilenen bütün eserler Pers etkisi taşıyor biraz. Evet, bir kısmı Lidya döneminde yapılmış, bir kısmı daha sonraki Pers işgali altındaki eserlerimiz. Örneğin şu Omphalos dediğimiz, buradaki Ahmet Bey şunu da söyleyeyim, buradaki kapların tümü kullanım kapları değil. Yani kullanılmamış, sadece törenler için yapılmış törensel seremoni kapları.
Örneğin şu altın ve gümüşün bir arada kullanıldığı altın damlaların arasında Pers askerlerin figürleri var, görüyorsunuz. Her damla arasında Pers askeri betimlenmiş. Muazzam bir şey bu. Evet, gerçekten çok önemli eserlerimizden birisi. 2500 yıl önce hiçbir ayrışma yok, bir bozulma yok. Gümüş ve altının birlikte kullanıldığı nadir eserlerinden biri. Nasıl bir... Yani sulu kaba diyoruz içinde biz. İçinde su, bir şey mi var? Tabii kutsal sıvıların, şarap, belki kutsal suyun kullanıldığı, yani günlük kullanımdan ziyade törensel kaplar olarak adlandırılıyor. Örneğin bu hurdanımız içinde ölü töreni sırasında güzel kokulu otlar ya da ağaç kabukları yakılarak tütsü amaçlı bir kabımız. Bunun aynen korunduğunu söylüyorlar Amerikalılar. Yani tümülüsten çıktığı şekilde kaçakçılar bunu götürüyor. İçindeki toprağın da 2500 yıl önceki kül olduğu. Yani o ölü gömme töreni sırasında kullanılmış otların kalıntıları olduğu söyleniyor. Bakanlığı tarafından Amerika'ya götürülen soyguncular çaldıkları eserleri ilk görüşte tanıdılar. Nihayet 6 senelik hukuki mücadeleden sonra ve zaman aşımına 3 gün kala Metropolitan Müzesi davayı kaybedeceğini anladı ve Karun hazinesini Türkiye'ye iade etti. Basmacı tümülüsünde bulunan eserler ve bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden Karun hazinesini geri getirmemizi sağlayan eser. Evet, çok önemli, kanıt niteliğinde. Metropolitan Müzesi bunları 87 yılından itibaren sergilemeye başlıyor. New York Metropolitan. Evet, New York, Amerika. Ve Doğu Yunan olarak yazıyor, orijin olarak. Doğu Yunan diye bir şey yok aslında. Öyle bir literatürde öyle bir terim yok. Anadolu demekten, Türkiye demekten kaçınıyor. Ama yakayı ele verecekler. Evet, evet. Ve inatla bunların Türkiye'den kaçırılmadığını, Türkiye'den gelmediğini ileriye sürüyor. Fakat Lidya uygarlığı sadece bu topraklarda yaşamış bir uygarlık. O nedenle bunların Anadolu'dan ve özellikle de Uşak'tan kaçırıldığını ispat etmek için hemen bu tümülüslerin olduğu yerlerde ki komşu tümülüse, Basmacı tümülüsünde bir kazı yapılıyor. Ve bu gördüğünüz eserler çıkarılıyor. Eserlerimiz de dönem olarak aynı, 6. yüzyıl. Yani diğer Amerika'daki eserlerle aynı döneme ait. Ancak bunlarda diğer eserlerde gördüğümüz parlaklık yok, fark ediyorsunuz. Bunlar doğal halleriyle. Bunlar kanıt eserler. Evet. Yani Amerikalılara biz size bu eserlerin kardeşlerini veriyoruz, gösteriyoruz dediniz. Denildi. Bizim eserlerimizi geri verin dedik. Ve kardeşleri bunlar dedik. Evet. Bu tümülüsün yanında hazinenin yurt dışına kaçırılmasına sebep olan kişilerin ifadeleri de çok önemli delil olmuş. Onların söyledikleri de, bakın şurada üzerinde görüyoruz, içindeki değerli taşları çıkarmak amacıyla bazı girişimlerde bulunmuşlar ve tahrip etmişler, zorlamışlar. Evet, bunları anlatınca işte bizim şu altın eserlerde de bu gibi belirtiler vardı demeleri bile ya da kolyeyi tanıtmaları, dizilişini söylemeleri, nasıl eserler çıkardıklarını söylemeleri de bu eserlerin geri getirilmesinde çok önemli kanıtları olmuş. Yeryüzündeki belki de tek kendi dönemine göre bir erkek figürü var. Evet. İki aslanın kuyruklarından tutmuş bir sürahinin kulbu şeklinde. Kulbu. Evet. İnanılmaz güzel bir eser. Gerçekten yani çok çok estetik bir eserimiz ve nadide eserlerimizden biri. Kuros, yani çıplak erkek figürü şeklinde yapılmış bir sap. Figürümüz aslanın kuyruklarını elleriyle tutuyor. Aynı zamanda koçun üzerine de ayaklarıyla basıyor. Böyle bir devinim verilmiş.
figürün ve hayvanların işliğine dikkat edecek olursanız, o tüylerinin çok ince bir şekilde, yani detaylarına kadar yapılmış olması, bunun gerçekten çok güzel bir eser olduğunu göstermek için yeterli. Zaten insanlar hep doğadaki malzemeyi kullanmışlar. Yani süs eşyalarında etraflarına bakmışlar, ne varsa onları yapmışlar. Bu da aynı şekilde işte meşe palamutu sarkaçlı, altın ve cam hamuru, mavi ve kırmızı renkli cam hamuruyla tümlenmiş. Ortadaki granüle tekniğiyle damlacıkların birleştirilmesiyle yapılmış ortadaki toplar. Gerçekten hem işçilik açısından hem estetik açısından olağanüstü bir eser. Karun hazinesinin en değerli parçalarından biri olan ve yerine sahtesinin konulduğu iddia edilen kanatlı deniz atı broşu, sergilendiği cam mekanın içinde şaşırtıcı bir güzellikte durmaya devam ediyor. Eğer bu sahtesi ise, gerçeğinin güzelliğini anlatmak için nasıl bir sıfat kullanmak gerekecekti? Muhteşem mi? Muazzam mı? Çok güzel eserler ama sanıyorum son günlerde en fazla gündeme gelen, belki de gündeme gelmesi nedeniyle daha fazla öne çıkan ama nihayetinde bu müzenin en değerli eserlerinden biri olan deniz atı şeklinde bir broş var. Evet. Gerçekten söylediğiniz gibi Lidya hazinelerinin, Karun hazinelerinin en önemli eserlerinden simgesi sayılabilecek bir eser. Hippocampus deniz atı şeklinde bir broş. Tek örnek, gerçekten nadir örnek, Lidya hazinelerinin simgesi sayılabilecek bir örnek. Olağanüstü çok güzel bir eserimiz. Yani kanatlı deniz atı başka bu bölgede bulunmuş olan hazineler içerisinde bir figür olarak, bir resim olarak yok, hayır, mu? Yok, yok, hayır. Sadece bu mu? Evet, tek örneğimiz bu. Hippocampus dediğimiz bu bölgedeki en önemli eserimiz. Bu sahte mi, gerçek mi? Ahmet Bey, onun hakkında bir yorum yapmam doğru değil şu aşamada. Bu tabii çok farklı bir şey. Nadir örnek olması, böyle çok güzel bir şekilde yapılması gerçekten beni heyecanlandırıyor. Tüm ziyaretçilerimiz olduğu gibi, ama tabii bizim heyecanımız tüm eserlerimiz için geçerli. Mutlaka. Peki, ama sembol oldu bu. Evet. Üzerinde evet. Çok tartışma yapılıyor. Yani bir arkeolog olarak nihayetinde sahte ya da hani gerçek olduğunu anlamanız çok da zor olmasa gerek. Ama şu anda bu bilimsel olarak araştırılıyor. Evet, bu konuda bu aşamada bir şey söylemem mümkün değil. Evet. Yani normalde bir devlet memuru olarak da nihayetinde ister istemez yorum yapma şansına sahip değilsiniz. Bir başka takının daha önündeyiz. Kanatlı güneş kursu şeklinde yapılmış bir kolyemiz. Bu Mısır kültüründen aşina olduğumuz bir motif. Aynı zamanda Pers kültüründe de var. Hangi tümünüsten olduğuna dair elimizde kesin bir bilgi yok. Ama diğer eserler gibi gerçekten bu da çok özenli bir şekilde yapılmış. Kanatlardaki oyuklar arasında türkuaz ve emaye dolgular var. Yine ortadaki akik güneşi simgeliyor, güneşi temsil ediyor. Akik taşı, evet. Alttaki de yine bilezik, yine damarlı akik taşından yapılmış. Peki zinciri bir mi? Bilezik. Orijinal mi? İkisinin de zincirleri orijinal. Tabii ki tüm eserlerimiz orijinal. Orijinalden kastım bazı müzelerde şöyle bir uygulama oluyor. Çok değerli eserler, kimi eserler, asılları yerine sahteleri konuluyor güvenlik gerekçesiyle. Evet. Sizde böyle bir uygulama var mı? Hayır, bunlar orijinal eserlerimiz sergileniyor. Evet, böylece Uşak Müzesi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Evet. Karun hazineleri tabii bu müzeyi çok ayrı bir yere taşıyor. Ama içinde çok farklı uygarlıklara ama ağırlıklı olarak Lidya'ya ait eserlerle dünyada herhalde çok özel bir konuma sahip bir müze haline geliyor Uşak Müzesi. Evet, ayrıcalıklı bir müzemiz. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ediyorum Ahmet Bey, rica ediyorum. Sağ olun. Umarım yine daha zengin eserlerle Uşak Müzesi'ni daha geniş salonlarda İnşallah. Ziyaret etme İnşallah. Şansımız olur. İnşallah. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Sahip olduğu tarih ve kültür mirası göz kamaştıran Uşak,
İzmir-Ankara otoyolunun ana ekseni üzerinde yer alıyor. Uşak'a demir yoluyla da ulaşmak mümkün. Uşak Arkeoloji Müzesi, kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi Meydan Sokak'ta yer alıyor. Kentte Atatürk ve Etnografya Müzesi adını taşıyan bir müze daha var. İl sınırları içinde Sebaste, Akmonya ve Blandus antik kentleriyle Gediz Irmağı boyunca Höyük ve Güre beldesi civarındaki tümülüsler, Uşak'ta görülmesi gereken tarihi yapılar arasında yer alıyor. Ayrıca Haman Boğazı termal alanıyla çok sayıda kaplıcaları ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, Uşak'ın peyzajına en güzel katkıyı sağlayan unsurlar. Uşak Müzesi, Karun Hazineleri sayesinde yeryüzündeki en önemli arkeoloji müzeleri arasına giriverdi. Ama müzelerimizin göz bebeği bu eserler bir anda kendiliğinden nasıl oluveriyor da kanatlanıyor, uçuveriyor, yerlerine sahteleri geliyor. İnsanlığın ortak mirasına karşı nasıl bir acımasızlık, nasıl bir duyarsızlıktır bu? Türkiye'nin bu konuda artık mutlaka ve acilen bir şeyler yapması gerekiyor. Uşak Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Daha fazla ilgi bekliyor. Daha çok sahip çıkılmayı bekliyor. 1960 ve 70'lerde Uşak çevresinde yaşanan kültür mirası yağmacılığı ve hırsızlığın en gözü dönmüş hali olan insanlığın ortak mirasına karşı girişilmiş talan, hafızalarda unutulmaz, acı bir ders olarak kalmayı hak ediyor. Anadolu topraklarının bizden önceki sahipleri de bizden sadece ve sadece saygı bekliyor. Müze ziyaretçisi Uşak'ın Güre beldesi civarındaki bir höyüğün tepesinde sona eriyor. Kültür ve tarih mirasımız Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış durumda. Güre beldesinin civarında onlarca höyük var. Ve bu höyükler geçtiğimiz son 30-40 yıl içerisinde talan edilmiş, yağmalanmış ve içindeki arkeolojik eserler, insanlığın ortak mirası tarihi eser kaçakçılarına pazarlanmış, satılmış. Umarız Türkiye bundan sonra sahip olduğu değere daha fazla dört elle sahip çıkar. Müze ziyaretçisi kültür ve tarih mirasımıza yaptığı yolculuğu sürdürecek.